Şöyle bir güzel kremi biraz ona veriyorum eline. Biraz kendim sürüyorum. Bütün vücudunu şöyle bir güzel papatya özlü kremle yoğduktan sonra ben mari usulüyle fırına veriyorum. Merhaba, Akasya Ana'ya hoş geldiniz. Canım anıcıklarım, size daha önce Pera'nın uyku ve banyo rutininden bahsetmiştim. Şimdi şu banyo rutinini birazcık daha açayım istiyorum. Biliyorsunuz bu çocukları banyoya sokmak bir dert, sonra banyo yaparken onu çıkartmak ayrı bir dert. Ama olsun, biz alıştık zaten. Banyoyu eğlenceli bir hale getirmeyi hepimiz gayet iyi biliyoruz. Peki bu banyo eğlenceliyken aynı zamanda sağlıklı da olsun diyorsanız size birkaç tavsiyem olacak. Biliyorsunuz son zamanlarda hep bahsettiğim bir şey var. pH değerinin 5.5 olması. Peki neymiş bu pH değerinin 5.5 olması? Cildimizin değeri de 5.5, biliyor musunuz? O yüzden kullandığımız ürünlerin de pH değerinin 5.5 olması cildimizin, yani cilt bariyerimizi koruyor. Bizim o minnak yavrularımızın ciltleri de doğduktan 1-2 gün sonra ancak pH 5.5 değerine ulaşabiliyor. Yani anlayacağınız, kullandığımız ürünler onların hassas ciltlerine uygun olmalı. Sebamed Baby Şampuan pH 5.5 yapısına sahip olduğundan o bebeğimizin kafasında görmekten hiç hoşlanmadığımız konak, kepek gibi problemlerin önüne geçmiş oluyoruz. Peki bizim banyo rutinimiz nasıl oluyor? Şöyle bir güzel suyu köpürtüyorum. Bunun içinde ne kullanıyorum biliyor musunuz? Yine Sebamed'in banyo köpüğü var. Onu şöyle bir damlatıyorum, birkaç fıçık 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 pompa. Ve içinde de papatya özü olduğundan Pera'yı da rahatlatıyor. Direkt uykuya dalıyor. Bu arada çocuğu öyle çitilemenize falan gerek yok. Çünkü güzelce köpürdüğünden sonra bebek mis gibi pırıl pırıl oluyor. Banyo faslımız bitti. Tabii ki sıra geliyor kremlenme kısmına. Yine Sebamed'in pH 5.5 dememe gerek yok sanıyorum. Papatya özlü çok güzel bir bebek krem losyonu var. O krem losyonu da çok rahatlıkla sürülüyor. Zaten Pera onun kutusunu görür görmez banyodan çıkmaya karar veriyor. Alıyor efendim o şeyi, şişesini. Bir yandan o kendine sürüyor, bir yandan ben sürüyorum. Allah'tan çok kolay sürülen bir krem. Buna dikkat edin derim. Çünkü kremin kolay sürülmesi süreci kolaylaştırıyor. Yani bebek losyonunuz da popo kremi kıvamında olmasın derim. Sebamed Baby ürünleri hem dermatolojik hem klinik olarak test edildiğinden gönül rahatlığıyla bebeğinize kullanabilirsiniz anacıklarım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu video ile ilgili yorumlarınızı lütfen yazın. Bekliyorum. Ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum.